Carrefour'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. Carrefour'a gittim, alışverişimi yaptım. Ne için biliyor musunuz? Et yemeğin yanına çok güzel bir ekonomik bir garnitür yapmak için. Bugün size fırında kremalı patates yapacağız. Ama önce malzemelerimizi sayalım. Soğana ihtiyacımız var. Biraz esmer şeker, krema, biberiye, patates ve sarımsak ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle soğanlarımızı bir karamelize yapalım. Karamelize ne demek? Hiç yağ kullanmadan azıcık şekerle soğanları pişireceğiz. Şekerimizi, esmer şekerimizi hemen bir tatlı kaşığı kadar esmer şeker içerisine atıyoruz. Esmer şekeriniz yoksa normal beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Sarımsağımızı önce bir ince ince doğrayıp karıştırma kabına alalım. Sonra patateslerimizi yine ince ince doğrayacağız. Soğanlarımız bu arada tamam, karamelize oldu. Çok güzel pişti. Şimdi bütün patatesleri, sarımsakları karıştırma kabına alacağız. Kremamızı içerisine koyacağız. Güzel bir karıştıralım ama önce tuzumuzu ve karabiberimizi, yine Carrefour marka toz kırmızı biberimizi ekleyelim. İyice karışınca sarımsaklar, tuz, karabiber. Bir fırın kabına alıyoruz patateslerimizi. Yassı bir şekilde düzeltiyoruz şöyle. Güzel, yakışıklı dursun. Elimize biberiyelerimiz var. Biberiyeleri üzerine atacağım. Şimdi karamelize soğanlarımızı yerleştireceğiz. Patateslerimiz hazır. Krema birazdan suyunu bırakacak ama biz çok az, şöyle bir yarım fincan kadar sıcak suyu ilave edeceğiz ki onu buharıyla pişsin. Üzeri çıtır çıtır olana kadar 180 derece fırında yaklaşık yarım saat pişecek. Herhalde artık pişmiştir değil mi? Hadi bakalım mı? Çıkartıyoruz. Evet, nar gibi kızarmış üst tarafı. Patatesler hep kremaya emmiş ve o biberiyenin muhteşem kokusu da fırını açar açmaz geliyor. Bir bakalım nasıl olmuş patateslerin durumu. Evet, bakın kremayı görüyor musunuz? Bakın krema nasıl toplamış kendini. Muhteşem. Güzel olmuş. Şimdi tadına bakalım. Sarımsak inanılmaz yakışmış. Karabiber, sarımsak hepsi dengeli, süper. Afiyet olsun. Çok kolay bir garnitür oldu. Hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.